Şu arkamda görmüş olduğunuz çanta AliExpress'ten gelen zarflarla dolu. Yani nereden baksanız 3 aylık ihtiyacım şu çantanın içerisinde. E tabi bunun rehberi var, sizlere faydası olacağını düşündüğüm ürünler var derken bayağı bir kabarık. Düşünsene her biri için vergi verdiğimi. O zaman ne olur benim halim? Çok fazla karamsarlığa kapılmayıp bunları geri yerine koyuyorum. Öncelikle selam yüksek frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir iyi bir de kötü bir haberim var. Önce hangisinden başlayalım? Bilemem, belki ikisi de iyidir. Şaka şaka. Şimdi sevgili dostlarım, AliExpress ve Alibaba alışverişlerine vergi geliyor. Detaylandırmak gerekirse her yıl 26 bin zarf ülkemize giriş yapmakta. Mektup ebatından tutun da farklı anlayışa sahip paketlere kadar her şey karşımıza çıkıyor zaten. 0-2 kilogram arası olan bu hafif paketler genelde çok yer kaplamadığı için, ufak ebatlı olduğu için hemen geçiyor. Tabii bu paketlerin içerisinden teknolojik üründen tutun da kozmetiğe ve oyuncağa kadar birçok farklı tür çıkabilmekte. Bu arada bu tarz paketler de geliyor zaten. Fakat biraz çıta yükseldiğinde, bu tarz büyük kutular geldiğinde işin rengi birazcık değişiyordu. Direkt kontrol ediyorlar abi. Başıma defalarca geldi. Eğer 22 euronun üzerine aşan bir ürün satın almışsan seve seve vergisini ödüyorsun. %18 ile 20 arasında değişmekte. Hatta geçen başıma şöyle bir şey geldi. 90 dolar olan bir ürün 30 dolara inmiş ve 30 dolar olarak aldığın ürün bu şekilde gelmişti. Muhtemelen kontrol etmişler, 90 dolar olduğunu gördükten sonra vergilendirmek istemişler. Bana hemen mail geldi. Mailde ürünün fiyatını belirleyen dokümanları paylaşmamı istediler. Bunlardan bir tanesi siparişim. Orada kaç dolara satın aldığım gözüküyor zaten. Ondan sonra banka dekontu. Neyle ödeme yapmışsam o ödemenin dekontu. Neyse, paşalar gibi gönderdim. İşlemleri hallettiler, ürün bana geldi. Eğer ispatlamasaydım orada ürünün fiyatı ne kadarsa o anki fiyatından beni vergilendireceklerdi. Aslına bakarsanız şu son bir senede işler bayağı bir sıkılaştı. Gerçekten de daha da fazla kontrol ediliyor. Ürünün fiyatı konusunda manipüle edebilme şansın düştü. Yani adam kalkıp da sana bu ürünün fiyatı ne kadar, bana bunu ispatlamak zorundasın dediğinde ispatlamak zorundasın. İspatlayamazsan ürünün orada kalır, ya yurt dışına geri gider ya da paşalar gibi almak durumunda kalırsın. Yani artık sana ne kadar para çıkartırlarsa. Peki abi, bu vergilerin asıl amacı nedir diye soracak olursanız, önceki videolardan bahsettiğim gibi yerli üretimi desteklemek, aynı zamanda kalkındırmak istemeleri. Peki yerli üretim işinde olan Türk markaları gerçekten fiyat performans ürünleri sunabiliyorlar mı? Çin menşeli üreticilere nazaran fiyatları uygun mu? Buna siz değerli dostlarımın yanıt vermesini istiyorum. Yorum olarak bırakabilirsiniz. Benim az çok ne diyeceğimi tahmin edebilirsiniz. Geçen hatta kontrol ettim, bir tane disk okuyucu 20 dolarlık bir ürün vardı. Türkiye'de fiyatına baktım 300 lira. Hatta ve hatta çok önceden bir videom var, bakarsınız, yurt dışından MIDI klavye satın aldım. Yurt dışında 330 lira olan mikrofonu ben burada 1000 liraya alabiliyordum ki tabii ki buradan almadım, gittim yurt dışından aldım. Yani benim 700 liramı kim verecek? Tabii bu tarz orantısızlıklar var. Umarım hani bu konuda da bizleri, son kullanıcıyı destekleyecek adımlar atılır diye düşünüyorum. Bu arada verginin kapsamı tam net bir şekilde belirtilmemiş. Artık ilerleyen zamanlarda akarını kokarını görürüz dostlarım. Yalnız şöyle de bir gerçek var ki, Alibaba gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren bir noktayı nasıl vergiye tabi tutacağız onu bilmiyorum. Ya da tutacak mıyız bunu da bilmiyorum. Hatırlayacak olursanız PayPal noktasında adamlar Türkiye'den çekilmek zorunda kalmıştı. Geldik ikinci habere. Belki de çok mutlu olabileceğiniz bir haber, belki de hiçbir şeyin değişmeyeceği bir haber, bilemiyorum. Ama bilgisayar satın alma hayalini kuran arkadaşlara bir nebze de olsa faydasının dokunacağını düşündüğüm bir haber. Tüketicilerin bilgisayar alamaz hale geldiğini fark eden hükümet kolları sıvayarak 6 taksit olan imkanı 12'ye çıkarttı. Aynı zamanda iş ticareti canlandırmak adına atılmış bir adım olarak da görebiliriz bunu. Ha bu arada 3000 liralık bir bilgisayar almaya kalktığınızda aylık 250 lira gibi bir rakam ödeyerek bilgisayara sahip olabileceksiniz. Bir bakıma aslında birazcık da anamıza babamıza ya da kendi cebimizden alışveriş yaptığımızda bizleri rahatlatacak bir tutum, ama şöyle de bir gerçek var ki 3000 liraysa 3000 lira ödüyorsun. Kalkıp da indirim yok. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir ürün 1000 TL'den 700 liraya düştüğünde sen 300 lira kâra geçmiş olmuyorsun, 700 lira ödemiş oluyorsun. Bu da küçük bir tüyoydu. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz sevgili dostlarım. Hepimizi ilgilendiren konular aynı zamanda benim de yükümlülüğüm. Çünkü bu videoya gelip beni dinleyen sizler benim değerli kardeşimsiniz, aynı zamanda takipçimsiniz. Eğer paylaşmamı istediğiniz, hepimizi ilgilendiren haberler varsa çekinmeden yorum olarak bırakın.
Lütfen bu haberlerle alakalı yorumlarınızı da esirgemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Sevgilerle, hoşça kalın.